şunun daha bir şurada olmasına tercih ederiz. Ona uyumlu olarak şunu da yumuşak geçmesine. Şunu da hatta biraz şöyle. Bakalım. Evet, çok daha iyi. Şuradaki curve de çok ufak bir hata var gibi hissediyorum. Bir daha bakayım. Emin de olamadım. Güzel duruyor aslında. Okey. Şimdi. Şeyden bahsetmiştim. Belki modelin final halini ZBrush'a alıp sculpt ederiz demiştim. Bilmiyorum. Onu bir daha düşüneceğim. Yani direkt high poly olarak kullanıp Substance Painter'da çentiklerini falan da boyayabiliriz. Gerek var mı? Gerçekten bakmam lazım. Şimdi kılıcı hep tek rotasyondan bakıyoruz. Şey yapacağım. Şununki gibi bir bakmak istiyorum. Evet, bayağı ameli bir trik ama triktir. Şimdi bu kılıcın ucu birazcık daha geniş. Belki bizimkini de genişletirim, bilmiyorum. Daha tombul bir ucu var. Bizimki biraz daha sivri. Bilemedim. Belki ona göre ayarlarız, belki ayarlamayız. Okey. Güzel gibi. Şurası iyi. Şuradaki şunları, kırımları da yaptık. Tamam. Ne demiştik? Şunun belki ağzını genişletiriz biraz diye. Bunun ağzını genişletebilmemiz için şunları seçip şöyle, şunları seçip şöyle yapmam gerekiyor. Hatta şunu biraz daha aşağı indirmem gerekiyor. Şöyle. Bir daha bakalım. Evet. Evet. Onunkine daha yakın bir yapı yakaladık. Şunları tabii ona göre ayarlamam gerekiyor. Sadece onu düzeltmek değil. Bir de şu ikisinin ortasına getiriyorum. Şu Vertex grubunu, ikilisini. Aynısını şuna da yapacağım. Şunu belki biraz içeri. Şu da çok sert geçiyor. Birazcık şöyle. Tamam, orijinal modelimize daha yaklaştık. Hala burada mı ya? Şurada. Bir de save ederken bir artı ile save edelim. Birazcık sırtımı dinlendiriyorum. Şimdi şu parçanın göbeğindeki silindir perçini ben normal yapı olarak çıkarmaya karar verdim. Çünkü hem çok üçgen yiyecek, gerek yok gerçekten. Şu yeterlidir. Tabii bunu tek başına yapamam. Şunu uçurup şunu şuraya kopyalayalım. Mirror. Instance kullanırım. Normalde de kullanmayacağım. Ya kullanılması gerekiyor bazen de şu an değil.
Burası normal map'te çıkacak. Okey. Tabi burası normal map'te. NBA toplu daha çok bunu gösterecek aslında. Normal map değil de. Bunu üçgen ha bir saniye. Geri mi alsak? Yaman. Zaten çok az üçgeni var modelin. O yüzden geri alıyorum o hareketi. Bir 32 gen orada şimdi görür zaten. Çünkü zaten modelin kendisi şundan watertight çıkacağımız için topolojisine göre uyduracaktık. Problem değil. Biraz üçgen maliyeti olacak. Ama çok can sıkıcı olacağını düşünmüyorum. Şurada bir şey var şimdi fark ettim. Onun sebebi de şurada kontrolcü olmayış. Kontrolcü atacağız. Swift loop. Şunu şuraya attık. Tabi bağlamamız gerekiyor. Tamam. Weld. Okay. Bir de iki derecelik açıyla şunu tamamını seçip düzleyelim. Şurada bir hata var tepede. Burasının düzlemini bozmuşuz. Hepsini seçip Y'de düzlediğimiz zaman problem ortadan kalkacak. Tabii aynısını şuna da yapmam gerekiyor. Tamam. Şimdi o deminki hata olmaması gerekirken gene var. Çünkü bir şey yanlış yaptık. Bakalım. Ben mi yanlış görüyorum? Bakalım. Yok, gayet ortogonal görüntüde düzgün. Birazcık yukarı alalım. Bunu şeyden dolayı yapıyor, tamam. Şurada. Problem sadece o değil, şurada. Şu an problemimiz. Okay. Şurasını biraz kenara yaklaştıracağım. Tabi constraint'i kapatıp. Daha iyi. Çok kalın bırakmıştık. İnşa ettik orayı. Şimdi yani kontrol etmeye devam edelim. Bir kere şu parça dümdüz değil.
birazcık bombeli. O yüzden azıcık editleyeceğiz. Tabi onu yaparken şuradaki kontrolcüler artık hatalı yenilerini atacağız. Hatta bir saniye, ben niye uğraşayım ki? Swiftloop bizim için iş halledecek. Şunu biraz daha ne alacağız? Swiftloop'a basacağız. Shift de basılıyken yapacağız. Ki aradaki ortalamayı alacak. Aynısını şuraya yapacağız. Bir de şuraya. Bir deneyelim bakalım. Ortası biraz basık oldu ama beğenmedim. Şu parçayı tabii ki birazcık dışarı almamız gerekiyor. Bakalım. Tamam. Biraz yumuşatmamız lazım şuradaki hareketi. Onu da scale ederek halledebiliriz. Hem normal map'te çıkacak daha fazla detay. Tabii iyice yumuşatmamız lazım bunu. Ama önce şuraya bir Swift Loop kontrol edeceğini attık. Şunu azıcık içeri. Bir daha bakalım. Çok az bir datamız var. İşte görsel referans olarak bunlar problem. Top Viewport'a geçip bakalım en güzel böyle almışlık tip şeyler. Biraz scale, biraz içeri. Ne gibi? Yani dümdüz bırakırsak normal bir çıkacak gerçekten çok az detay kalıyor. O da hoşuma gitmeyecekti. Bir tek başına bırakalım. Tamamını alıp scale ediyorum ki birbirine oranlı olsunlar. Tamam, nihai olarak bu kalsın. Yani şuradaki dümdüz olduğu zaman ışığı böyle almayacak. Normalde böyle detaylı çıkmayacaktı. O yüzden böyle yaptık. Şimdi left viewport öncekini uçuralım. Daha doğrusu öteki taraftakini uçuralım. Kopyalayalım. Mirrorlayalım. Hemen hemen aynı pozisyonu alalım. Ambient Occlusion, biz bunu render alırken şuralarda çok zengin gölgeler yaratacak. Yani güzel bir kablosu var kılıcın. Zaten onun için bunu modellemeyi tercih ettim. Yani milyon tane kılıç var yoksa yapacak. Şimdi tabii bir şey unutmayalım. Gene unuttuk. Şu. Silindirleri böyle bırakmayı sevmiyorum ben. Doğrusu bu değil. Connect. 2. Tekrar connect. Ama tek connect tabii. Buradaki başka. Okay.